Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Skull. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Stalked. Doğru söyledim değil mi? Stalked. Stalked. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte korku oyunu oynuyorum. İsmini de şuraya bir yere yazarlar inşallah. Sizleri seviyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman hepinizi öptüm. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun hiçbir şey yaramadığını biliyorum ama her videonun başında sonunda neden söylediğimi de bilmiyorum ya. Hoşuma gidiyor. Story mi, start mı? Story, start. Story. Hikayesini görmek için galiba. Escape from. Kate diyor ki, Liam'ın takıntısından kaçan Kate, babaannesinin, pardon, dedesinin şeyine gelmiş. Evet, Kate'in sapığı var. Ondan kaçmak için buraya gelmiş ama sapığı galiba hala peşini bırakmamış. Tamamdır abi. Eyvallah. Bir de abone olun yazıyordu altta da ama okuyamadım. Haydi bakalım. Korku oyunumuza başlayalım artık ya. Kanala abone olmayan herkesi görmez. İyi günler. Liam'dan ayrılmam lazım diyor. Umarım bunu iyi karşılar. Yemek yapmam lazım. Tamam. Çok acıktım. Biliyorsun ha yapmayı. Yani maksimum ne olabilir ki bu oyunda ya? Alo, kim o? Bu saatte kim kapıyı çalıyor olabilir? Kim var? Hey canım, girebilir miyim? Ah Liam, sana bittiğini söylemiştim, o yüzden gelemezsin. Hadi ama, beni öyle bırakamazsın. Seni her şeyden daha çok seviyorum. Bitti Liam, evine git. Kapıyı aç Kate, kapıyı açmayacağım. Seni artık sevmiyorum. Yakında tekrardan benim olacaksın. Tehdit ediyorum. Deli orospu çocuğu. Oh, gitmiş gibi gözüküyor, güzel. Yemek hazır olmalı diyor şimdiye kadar. Köşeden falan bakamıyor muyum ya? Gitmiş. Amına koyayım kömür yaptım ya yemeği de. Ay güzelim güzelim evimde yatarken kim öldürecek beni? Çok güzel olur diyor şu an yemekten sonra bir banyo yapmak. Oh. Kendini biraz stresini atar. Oh. Oh şöyle bir duşta bir yakalanmam yok mu ya? Sana geri döneceğim dedim. Sana geri döneceğim dedim. Kapıyı aç Kate. Ananı sikeyim. O neydi? Cam kırıldılar ya bir şey. Orospu çocuk kaçıncı kata kadar attın? Bana bir şans daha ver lütfen. Sana her şeyden istediğin şeyi istediğin şekilde davranırım. Söz veriyorum. Sadece bir şans daha istiyorum. Yok. Buna sahip olamaz mıyım diyor. Bunu hak etmiyor muyum? Hayır, hayır. Daha kötüsünü yapmadan önce ayrılmam lazım. Ya pezevenk sen nasıl attın bu taşı buraya be kardeşim ya? Bak yine... Merhaba Kate. Yine koydum. Bir daha asla terk edemeyeceksin. Yakalandın. Tekrar dene. Rospu çocuğu ne yapıyorsun? Merhaba Kate. Ya duvarın içinden geçmek mi var? Amına kodumun çocuğu. Duvarın içinden mi geçebiliyorsun ya, sen? Bırakamayacaksın. Yakalandın. Tekrar dene. Tamam kanka buradan. Kanka niye tekrar deneye peki şey merhaba Kate. Beyler. Bu sefer daha az düşündüm. Piçten. Exynos serverda gibi no clip açmışım. Gidiyor muyuz? Arkamız gidiyor. Gelmiş. Arabayı başlatmadık evet, galiba. Evet evet arabayı çalıştırmadık. Telimi siktim ne oldu yine böyle bu saatler yok. Merhaba dede, senin yardımına ihtiyacım var. Merhaba Kate, neler oluyor?
Liam benim apartmanıma daldı ve beni kovaladı. Zar zor kaçtım. Şimdi arabadayım ve nereye gideceğimi bilmiyorum. Bu çok kötü olmuş. İyi misin? Seni zarar verdi mi sana? Bir şey yaptı mı? Eyvallah dedem. Eyvallah dedem. Hayır. Beni yakalamadan önce kaçtım. Ama çok korkuyorum. Beni bulacak. Beni bulacak da çok korkuyorum. Tamam. Kalacak bir yer arıyorsun diye düşünüyorum. Evet. Evet. Benimle istediğin kadar yaşayabilirsin. Ama bir iş şeyine çıktım diyor bir haftalığına. Ah çok iyi olur. Buranın dışında her yer çok iyidir. Şu an gidebilir miyim? Evet. Sana adresi yazıyorum. Anahtar çiçek şeyinin orada, saksının. Tamamdır. Ayrıca kapıları kilitlediğine dikkat et. Flaş kaliteli bu arada. Evet, gerçekten dede olduğunu hissettirdi bana. Eğer dışarı çıkmaya ihtiyacın olursa her zaman şeyden bakabilirsin diyor, kapı deliğinden. Ne oldu bir anda? Tamam, gerçekten teşekkür ederim dedi. Gençleşti o bırak. Hayatımı kurtardı. Hiç sıkıntı değil. Umarım her şey iyi olur. Beni bir daha aramaktan çekinme. Ay dedem ya, dedem ya, of. Ay Allah'a çok şükür. Aaa! Lan kadın çocuğu! Ay! Ay! Allah'a çok şükür dedim, yine başıma bak neler geldi. Ya bırak! Bırak! Ay manyak mıdır nedir ya? Gratis'e gideceğim. Arada oğlum, biraz yavaş mı sürüyoruz bu duruma göre? Ödümü patlattı, bir şey söyleyeyim mi? Escape to Liam for now. Çok yakındı. Allah'a şükür kaçtım. Öyle bir şey dedim. Öyle yazıyor abi. Liam artık diyor, beni bulmamalı diyor. Sanırım o toksik bir ilişkimiz vardı diyor, değil mi? Toksik ilişkiden çıkmayı başardım diyor, kurtuldum diyor. Aynen. Yarrağıma kurtuldum. Birazdan gene gelir o. Kanka dedemizin evi de herhalde anladığım kadarıyla Left 4 2'nin ikinci zaten mekanı ya, yani map'i. Ya öyle oyunun başında öyle diyordu hikayede. Amına koyayım ben de ya. Yemin ediyorum var ya, meme ucum titredi yani, çok hissettirdim size of, bilmiyorum da chat. Yok, salak saçma bir anda böyle ortadan çıkması çok rahatsız edici ya. Abi yapma ya. Oh hayır. Liam beni buraya kadar şey yapmayı başardı mı diyor, takip etmeyi. Paranoidleştim ince. Bence o değildir ya. Yüksek mi bir komşu falan. Gecenin bu saatinde benim arkamdan takip ediyor. Ben merhaba bilmiyorum. Bugün evde tek başına mısın? İstersen seninle birlikte tam 6082 tane biriktirdiğim Pikachu kostümlerini teker teker teker. Flash şahit açmak için F'ye bas. Dedemizin herhalde şimdi ilk öncelikle saksıda olduğunu söylemiş ona. Saksıda. Kapıyı kilitlemiyorum. Dedemin evine bak. Ah burası çok karanmıştı. Yatağa gitmeden önce ışıkları yazmalıyım. Yatağa hemen gitmeliyim. Uyumayı çok istiyor galiba. Diyebiliyor muyum? Abi ev dünyanın en gergin kapıyı evlerinden. Kapıyı kilitlemem ama, tamam mı? Kalsın kapı. Abicim nasıl kilitleyeceğim kapıyı, bana öğret. Tamam kilitleyeyim, al kilitleyeyim kapıyı. Nasıl kilitleyeceğim? Aa sağ tıkla kilitleniyormuş. Let's go. Dedem galip. Abi bir şey, tam korku evindeki ev ya. Bu da dışarıya çıkıyor. Onu da kilitledim. Muhtemelen yukarıda. Yani yukarıdadır. Bize mi yakıyor amına koyayım? Biz hepsini kilitlersek nasıl kaçacağız? Kardeşim içeri giremez yüksekten. Amına koyayım, adam duvarın arkasından geçiyor, içeri mi giremeyecek? Evet kanka amına koyayım harbi. O bir kere yakalandı, egzona varın atmıştır, bir daha yapmaz. Tamam güzel. Uyuyayım. Oh yatağa bak. Abi dedemizin evi, ya dedemiz burada rahat rahat tek başına yaşıyorsa o dedenin de amına koyayım ya. Ne oluyor? Uyandık herhalde. Telefonu neden peki böyle açıyoruz? Bu kadar uzun uyumuş muyum? Tamam. Kim o? Aa dedem çoktan eve geldi mi? Kapıya. Hayır dur kapının deliğinden bakacağım ben. Thank you.
Kimse yok. Bu evin yeni şeyi diyor. Sayın şey sahibi diyor. Buranın eski sahibiyim diyor ben bu malikanenin. Ve aradığım kişi sensin diyor. Umarım biraz daha etrafta durursun diyor. Sanırım çok iyi geçineceğiz. Seni izliyor olacağım. Abi beni neden böyle bir olacaksın? Sapıklar beni izliyor ya? Bu çok garip bir şey söylemek için. Sanırım karanlık olmadan gece olmadan markete gitmem lazım diyor. Aman akıyım yağmurdan kaçayım derken doluya yakalanıyoruz. Neyse kapıyı kilitleyeyim. Komşumuz aman akıyım niye bizimle yüz yüze konuşmuyor? Evet kanka bir de yani neden şey diyor ya ben işte seninle çok iyi geçineceğiz falan bilmem ne. Sapık sapık ne iyi geçinmek ya. Seni izliyorum ne demektir aman akıyım bir de. O ne? Bir şey kağıt mı? Yani evet bizde de nasıl bir göz varsa yani harbi onu oradan nasıl gördük ve... Missing person yüksek ihtimal kayıp insan. Aa ne kadar bana benziyor. Bana çok benziyor. Sağ tıklayarak çevir. Ashley 2013 bilmem kaçtan beri kayıp. Ashley'i bulmamızı eve getirmemize yardım edin. Eğer herhangi bir bilgi bulursanız en ufak bir detayına kadar lütfen polisle irtibata geçin. Sizin yardımınız çok büyük şeyler başarabilir diyor. Yardımcı olabilir diyor bize. Hava basarak liste bakabilirsin. Abi ah benim var ya bak en bir korkulu rüyam geldi abi. Marketten var şimdi bak. Oo, oh! Of yine aynı mekanik mi? Bütün her şeyi yukarıdan aşağı doğru almalısın. Oh. Selamünaleyküm. Bu arada Chazok anladığım kadarıyla. Banned him. You're banned. Yo, you ban. Canek food. O ne canek food? Şey, konserve gıda. Konserve gıda alacağız. Tamam. Konserve gıdalar nerede olur? Normalde buzlukta olması... Demin geçtin galiba yanında. Ha bunlar, arkandakiler bunlar galiba. Değil mi? Şunlardan bir tanesini elime alabilir miyim ki acaba? Evet. Sanırsam alamam. Aa! Merhaba. Seni hiç buralarda görmedim. Yeni misin? Evet, daha yeni taşındım. Nerede yaşıyorsun? Sana ne amına kodumun çocuğu dedi. Ama daha nazik şekilde. Yalnız peki. Mısın? Acelem var. Üzgünüm. Gitmem gerek. Yarrak kullanırsın Atami dedi. Kapı niye kendi kendine açıldı? Abi burada konserve yiyecek diyor da. Her şey iyi güzel diyor da. Aa şu suku. Allah Allah. Başladık gene. Başladık abi. Lanetim ya benim buralar. Ne yapabilirim? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Giriş yasak. Aşağıdaki mi acaba? Abi gösteriyormuş ya kanka. Hayır hayır. Sırayla. Tava bas. Yok hayır ya. Ne hileyle alıyorsun abi. Saymam ben. Abi hile değil. Amına koyayım. Al. Şey, içki, şarap. Merhaba, ben Ebonimon, körüm. Üst kata bakmıyorum. Oh, tamam, hepsi bu. Sen mi zor bulacaksın? Evet, hepsi bu kadar mı? Evet. O zaman 22.50 tuttu. Ah, burada şey yaptığınız için teşekkür ederiz diyor. Yeni şeyi sana söyleyebilirim diyor. Ne kadar burada kalacaksın diyor. Buralarda yeniymişsin diyor. Anlamış direkt. Bir şey söyleyeceğim ben değil. Tonlarca ha. Abazanın içine acaba böyle yuklamalı atladım mı? Yani kimse mi acaba yani gittiğim yerlere 31'i çekmiyorlar? Yani hep böyle mi bu insanların hepsi? Bilmiyorum. Teşekkür hepsi ederim. Hepsi bu kadar diyor. Bütün şeyiniz burada. Teşekkür ederim. Teşekkür. Şey dedi bu arada kız. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum diyor. Çok uzun değil. Abi konumu sıkıyor. Gerizekalı mısın bu oyun mu hepsi bundan mı ibaret ya? Herkes benim üstüme koşturacak mı? Kanka dur beklerim nefesim kalbime indi az. Of benim de. Bilirsin. Genç güzel bir kadın
Böyle etrafta tek başına dolaşmamalı. Ne istiyorsun? Bazı isteklerim var ama burada konuşmamam daha iyi olur. Ya sapık sapık konuşma ejder, bitir lafı, sen de sikeceğim bela. Abi gerçekçi olsun ne yapayım? Dikkatli ol. Bir daha seni buralarda yalnız yakalamayayım. Anladım kanka. Senin uyarına ihtiyacım yok. Benim özel alanıma saygı dur ve uzak dur. Abi bu insanlar, abi ben sapıklarla dolu bir orduyla birlikte mücadele ediyorum şu an. Ben burada arpi yapmıyordum falan diyormuşum ha. Pol attınız. Dur bir saniye. Yemek vardı, bir yemeği de hemen söyleyeyim. Karnım çok acıktı biliyor musunuz chat? Ne yazıyor, sen de onu o sırada oku kanka. Yemekler arabada otur, onu şey unutmasın iyi olur ya. Bir şey demem. Şu saatte ne yenir? Evet, yüksek ihtimal gecenin bu saatinde ormanda telefonuma bakıp yemek söylemek en iyisi. Abi pizza ayran yenebilir ama onun dışında... Kanka dümdüz hamburger söyledim ya. Bir tane McChicken söyledim. Yanında da ayran tamam, söyledim açın, dümdüz. Açın, vuruz bu, açın. Abi adam da aç. Allah ben de açım kanka. Ben bir delikten bakacağım. Kimse yok. Tamam, bunları da şey koyacağız işte. Adını siz söyleyin. Işıklar niye kapalıydı? Abi restart atmıştır, burayı tamam, açmamıştım. Tamam. Ödümü patlatma, sikeceğim belanı senin de yeter lan. Tamam, özür dilerim. Ne oluyor lan? Welcome home. Merhaba evdeki, bilinmeyen numara. Ev, pardon, evine hoş geldin diyor. Ben niye öyle okudum? Bugün markette çok güzel gözüküyordum. Abi o sapık piç bu ya, uff, sikecek beni. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Aman okuyayım, biz dünyanın en güzel kızı mıyız? Bu ne ya? Kapıdan koşar bence, uzak duralım. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Dur. Daha da yakına geliyorum. Yakında oradayım. Evde mi yok ki? Evde ya, çatırtı çıktı amına koyayım. Ah, yoksa aslında zaten burada mıyım? Ya eğer buradaysam? Öyle bir şey demedi kanka, germe ya. Buradayım. Hey, it's me, Goku. Anca dedemiz geldi ya. Hadi burası bu çocuğu. Abi ben bu sapıkla uğraşamayacağım. Bu kapıyı açıp çıkayım mı? Çok büyük bir hata yapıyorum ama. Hasta orospu çocuğu seni. Yine mektup bırakmış. Yeni sahip. Tekrardan buraya yerleştiğin için teşekkürler. Buraya inanmayabilirsin diyor ama daha da değişik bir oyun olduğunu anlayacaksın diyor. Burada yarattığın adımda. Her seçimle beraber seninle buradayım. Her hareketinle. Benim olmandan kaçışın yok. Bu iş çığırından çıktı. Uzaklaşıp polisi aramalıyım. Ya benim dedeme diyor. Mi de mi sikti acaba bu evde? Bu yani bayağı rahatsız biri ya. Bu her eve gelene aynı... Osman'ım, aşkım. Kapıyı da açık bıraktım, koştum biliyor musun korkudan? Gideceğim bu sefer de babaanneme gideceğim. Hayır, şimdi olmaz. Çalış, amına kolum arabası. Abi olur, çalış, yalvarıyorum. Niye hep böyle zamanlarda oluyor? Gerçekten bir şeyler yanlış. İçeri girmeliyim ve polisi aramalıyım hemen. Niye içeri girebiliyorsunuz ki? Kapıyı açık bırakmayacaktık. Öyle olacağını. Şeye basarak polis ara. Merhaba, McChicken için... Acil durumunuz nedir? 911.
Yardıma ihtiyacım var. Garip mesajlar alıyorum. Bir şeyler alıyorum. Çok tehdit mesajları alıyorum. Korktum diyor. Yoğurt severim eyvallah. Teşekkür ederim. Birinci yayın birlikte aramıza hoş geldin. Severim. Yoğurt sevmez miyim ya? Size yardım etmek için buradayım. Lütfen tarif eder misiniz konumuzu? Ezeciye babakta. Dayım, yardım hemen acil gelsin. Anlıyorum. Oraya hemen bir tane polis şeyi göstererek diyor. Ne tür şeyle karşılaşıyorsunuz tehditle? Açıklar mısınız? Beni izliyorlar diyor. Beni takip ediyorlar. Mesajlar gittikçe garipleşiyor. Lütfen acele edin. Allah Allah. Lütfen şeyde kalın diyor. Konuşmada kalın diyor. Çoktan yardım geliyor diyor. Bu sırada güvenli bir yer bulurum diyor. Bütün her yeri kilitlediğinizde emin olun diyor. Yakında polis orada olacaktır diyor. Evet, hepsi kilitli. Lütfen acele edin. Yardım yolda. Güçlü kalın. Polis gelene kadar sizinle buradayım. Az önce birisi kapıyı açmaya çalıştı. Hemen orada olabilir. Çok yakın diyor polis. Her şey şey altında diyor. Kontrol altında gibi görüşüyor diyor. Birisi varmış beyaz karavanda, onu sorguya çekeceklermiş. Eğer başka bir şey olursa bizi aramaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın. Ne demek oğlum? Bütün yardımınız için teşekkürler. Bu çok hızlı geçiyor burada. Ben geçmedim. Ah, çok rahatladım diyor. Bir daha asla güvende olamayacağımı düşünmüştüm diyor. Artık ya gelsene buraya orospu çocuğu. Niye vurdu şimdi bu? Bilmiyorum ki ben. Yine tıklatıyor ya. Artık güvende olmalı. Hemen bodruma gidip dışarıdan bodruma gidip gücü yeniden açmalıyım diyor. Elektrik karavandakinin var ya kafasının. Evet, burası değil. Burası çıkış. Dışarıdan diyor. Dışarıdan bodruma dışarıdan ineceksin. Ya peki burası bodrumsa? Değilmiş. Ya dedi, ne biçim ev yapmışsın ya? Uf, amına kodumun dedesi ya. Orası bir şişe bak girmiş. Oğlum polis aldım dedi adamı. Ve başka adam almıştır. Niye onu aldığını inanıyoruz ki biz şu an? Ah. Şimdi güç gelmiş olmalı diyor. Oh, leş gibi terledim diyor. Uyumadan önce banyo yapayım. Ne kadar rahat amına koyayım. Ben 3 gün uyuyamazdım böyle bir şey yaşasam. Erkek olmama rağmen. Vay cinsiyetçi vay. Yani vay cinsiyetçi. Erkek olmama rağmen ben bile uyuyamazdım. Hele ki kendimi bir kadın olarak hayal ediyorum. Asla yapamazdım. Oh, sonunda huzur. Peace. One Piece. Ama ya eğer benden çok uzakta değilse şimdiye kadar ya hala yakındaysa, neyse sonuçta bitti. Evet, hadi bakalım. Pozitif bakmak lazım. Bu mu? Ananiz ne? Kim? O neydi? Bir saniye.
Çok yoruldum diyor. Şimdi bir şeyler mi duyuyorum? Neyse, gidip yatağa yatayım. Çünkü ben balım. Ejder osurdu mu? Ejder osuruyor, şakasını hep yapıyor arkadaşlar. Yani ona bir şey yapamıyorum. Ne yapayım? Arkadaşımı mı değiştireyim? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor kanka yani. Tamam kanka. Ya kapının kilitli olup olmadığına ben bir bakacağım. Tamam. Bir kapının ucundan bakacağım. Özür dilerim chat. Abi ben bir ya dedem eve geldiyse bir anda torunum ne yaptın falan diye önüme çıkarsa aparkatı çıkartırım. Orası bu çocuğu nerede ki acaba? Perdenin şeyi nasıl ışık mı sattınız önce? Evet evet. Bu ses ne? Sanki depodan geliyor gibi. Sesi araştır. Sildi. Aaa ne lan tadımın çocuğu. Orospu oh, evlatları. Abi bu korku oyunu değil, bu jump scare oyunu full ya. Böyle korkmayayım abi ya. Rüya görmüşüm ya. Ah. Şimdi diyor Liam'ınla yaptığını şey yapmalıyım diyor. Bütün olanların sebebi o diyor. Her şey onunla başladı. Çünkü onunla ayrıldım diyor. Her şey benim suçum. Liam'la kalmalıydım. O beni güvende tutardı. Liam'ı ara. Evet. Hayır. Abi toksik ilişki, hayır. Siktirsin gitsin. Hayır tabii ki de. Ne düşünüyorum ben böyle? Kafam yerinde olmamalı ama önce evine boş olduğundan emin olmalıyım. Hala güvende hissetmiyorum. Sikim ruhum tir tir titredi ya. Ben çok terledim bu arada yani. Çok gerdi benim şu an. Gerçekten oyun hissiyatı veriyor yani. Çeviri mi bu? Yok hayır. Kendi sözüm. Ha. Ah, oh, bu kitap bir garip. Ya dede ben senin bilinçaltını götünden sikeyim ya. Ruler haberleri. Aniden ortadan kaybolan Ashley nerede bilinmiyor. 27 yaşındaki Ashley babası, pardon, kocası ve evi terk ettikten sonra kaybolmuş. En son rezidansta görülmüş. Ashley aniden garip şeyler yapmış. Kocası da hemen araştırmış. İpuçlarını arıyorlarmış. Ashley'i aramak için ipuçlarını en son göründüğü yerde, işte orası. Ashley kaybolmuş amına koyayım. Ne o şey yapıyorsun? Bak balım. Haberleri biz yaptık. Çok güzel değil mi? Seni hiçbir şeyin yanına koyamam Ashley. Senden daha özel hiç kimse yok. Neden beni bunu yapmaya zorladın? Ben hiçbir zaman sana zarar vermek istememiştim. Benim suçum? Nasıl benim suçum olabilir? Benim suçum mu? Bunun böyle bitmesini ben istemedim. Beni terk eden sendin. Bana başka çare bırakmadın. Ben ne yaptım? Pardon, ben ne yapacağım? Bunun onsuz nasıl yaşayacağım diyor. Bütün bunların şeyi neydi? Amacı neydi? Ölü bir insana bir şey yazıyorum. Seni geri getirmek için her şeyi yapardım. Hayal mi görüyorum? Sen olduğuna yemin edebilirim. Aynı senin gibi gözüküyor. Bana 10 yıl sonra geri mi döndün? Senin olduğun kadar güzel. O benim olmalı. Olacak da. Ne olursa olsun. Senin yaptığın gibi benden kaçmasına izin veremem.
Bizden bahsediyor bu arada. Yarra yedik. Dedemin fantezi odasında bu sapın ne işi var? Kilitli. Bu bir koltuk. Dedemin... Bu bir kafatası ve yanında bir yüzük var. Beni neden terk etmek istedin? Yapacak bir şey dedi ama neyse. Burada olan şeyler için dedemle konuşmalıyım bu çılgınca. Okuyabiliyor mu tekrardan o şeyi? Yok. Torunum zaten o mesajları yazan benim amına koyayım. Orada dur. Aynı babaannene benziyorsun. Canını alacağım. Hey dede, orada mısın? Evet. Bir şey mi yaşandı? Çok şey oldu. Çok garip mektuplar alıyorum ve biri beni takip ediyor ve sanırım o Liam değil. Polisi aradım ve galiba burada şey yapan birini aradılar diyor. Şüpheliye bir şey yaptılar, tutukladılar diyor. Burada dolaşan. Ben bunların bittiğini sanıyordum. Pardon, bu biziz. Özür dilerim. Bunların her şeyin bittiğini sanırken gizli bir şeye buldum diyor evde. Psikopatça şeyler yazıyor diyor. Gizli bir oda var evde diyor. En azından bu... Ne? Bu çılgınca. Belki polisin tutukladığı adamın mektupları olabilir. Gizli oda mı? Orada neredeyse 10 yıl yaşıyordum. Hiçbir zaman öyle bir şey görmedim. Bu yaptığım iş görüşmesini kesip acilen oraya geliyorum. Senin yanında durmazsam olmaz. Ama galiba onu tutukladılar. Ya tutuklamadılarsa, ya hala dışarıdaysa, ya bunu kuran başka birini tutukladılarsa sanırım... Dede yalanlarını sikeyim. Kapı otomatik kapı geçişi yapmışlar amına koyayım. Yani nereye bilmiyor? 10 yıldır nerede yarram? Nerede yaşıyorsun ya sen? Bu buraya alan adam hakkında, aldığın adam hakkında neler hatırlıyorsun? O da olabilir. Onun karısının kaybolduğunu duymuştum. Bir süre boyunca bu köyde konuşulmuştu diyor. Yani bu evin sahibi o adam. Kolpada ya. Full kolpada. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ejder otomatik sistem yapmışlar. Amına koyayım kitabını çektiğim birlik yanına da kapısı açılıyor. Amına koyayım onca işi yapmışlar ve yanında sen hiçbir şey duymadığını söylüyorsun. Ulan ya aşağıda işte... bir tane onca iş yaparlar yani ne bileyim o normal kolay yapılacak bir sistem de değil anladın mı? Evet evet. Yani ve onun ismi oh. Ne dedi? Evet ismini söyleyemedi. Ciddi misin? Bu böyle bir anına mı gitti diyor. Ve yanımda da şeyi getirmedim şarj aletini. Çünkü ben aptal bir... Neyse. Ne olur ne olmaz bir tane flash light bulayım diyor. Sonradan ihtiyacım olur. Sanırım Bodrum'da bir yerde görmüştüm. Şu kağıda bir daha bakabiliyor musun? Ya arkadaki. Senin için neden beni terk ettin? Sensiz bir içim. Sana iyi gelen tek kişi bendim. Neyse artık onunla değil. Çünkü bir daha asla ayrılamayacaksın. Artık benimsin diyor. İşte bizi artık takmış tamamen. Bizi elde etmeden de salmayacak. Basement dışarıdan gideceğiz. Ananı. Kapıyı bir kere daha bakayım da. Ya bana bu kapıyı kilitleyip kilitlememen evet. Bence hiçbir şey işe yaradığını evin, düşünmüyorum. Evin gerçekten eski sahibiyse anahtar vardır kanka onda. Ama bence yarıyordur ya. Çünkü oyunun başta mesela sonu vardı. Direkt öldük falan ya. Hayır ola, hayır ola. Ne oldu la şaşırdım. Flash light açmak için F'ye basabilirsin. İçeri girelim. Aaaa lan kodumun. Bak işte geris modda yaptığımız şey bize geri dönüyor kanka. Abi full jumpscare oyunları hiç sevmiyorum ya. Abi buna herkes tepki verir ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak korku oyunu bu değildir işte bak benim gözümde. Ger beni anladın mı? Ger beni. Mesela geçen sefer oynadığımız oyun ne güzeldi bas. Mesela Fears of Phantom ne kadar güzel oyundu. Eyvallah da kanka bu tarz oyunlar genellikle refleks oyunları ya. Önüne bir anlar şeyin çıkart amına koyayım. En korkusuz dediğim adam bile refleks olarak tepki verir. Ben bunları sevmiyorum kanka bu tarz oyunları. Kanka bir dursana. Çok korkudan çişim geldi. Dur. Gitme bir yere fazla. Tamam. Bekliyorum burada. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak dalga geçmiyorum. Meme uçlarım sertleşti bu arada. Bak korkudan. Az önce bütün tüylerim diken oldu. Meme ucum sertleşti. Göğüslerim böyle gerildiğini hissettim yani böyle kusacaktım harbi az kalsın.
Biraz daha böyle o korku anında çıkacaktı ağzımdan, bir şeyler de zor tuttum. Bence çok korktunuz yani. Abi yani gel sen oyna o zaman. Gel sen oyna, korkusuz bir şekilde oyna zaten. Ne diyeyim, nefret ediyorum korku oyunlarından ya. Gerçekten nefret ediyorum. Pezemek sen sıcacık yatağında oturmuşsun, izliyorsun. Ben burada kanter içinde tek başımayım, anladın mı evde? Senin bir vaktin var ya bak, şu saatte kapım çalacak. Yemek harici birini göreceğim ben var ya, açmam kanka o kapıyı. Korku oyunları bu değil. Evet ben de diyorum ya, bu değil ya. Go to inside diyor, içeri bak diyor, ayış olsun. İçeride diyor. Let's start the looking da. Baba galiba bizim büyük babamızın ofisinde bir tane silah varmış. Kendimizi güvende hissetmek için de onu yani almaya gidecekmişiz. Şimdi silah buluyoruz da. Hayatımda yaptığım en iyi ilk 10 kişiye girer bu arada. Üçüncüsü nasıldı? Kardeşim, spesifik bir saniye, bir olarak dur. Buradan ses mi duydum ben? Yok merdiven sesiydi o bence. Kanka bu arada yayından baktım. Çalışma odasına bak dedi, dedin. Burası galiba. Ya sen kaç yaşında adamsın? Aman okuyun, burada çito saklamak kanka, ne ya? Kanka bu ne biliyor musun? Dedemin evine gittiğim 20 yıllık şekeri yemişim de dolaptaki. Hiçbir şey yok diyor burada. Hiçbir şey, işe yarayan bir şey yok. Okey. Belki bu taraflarda. Dede yani. Ah dedem olmalı değil mi? Kapıyor bak. Aynen öyle. Ramı dedemdir o da. Amına kodumun piçi! Ne al sana dada. Hey merhaba. Galiba seni korkuttuysam özür dilerim diyor. Sadece bir evi... Ev hakkında bir şey temiz... Ne? Ha bir şey hakkında emin olmak istiyorum yani. Tabii ki de istiyorsun. Bu saatte ha, beni zaten şeyde... markette şey yapmıştın diyor. Konuşmuştum diyor. Neye açığa kavuşturacaksın diyor. Çok korktum amına koyayım, çeviremiyorum. Garip olduğunu biliyorum. Bu ama benim fikrim değildi. Liam seni tekrar güvende tutmak için her şeyi yapacağını söyledi, ipleri eline almak için. Yani Liam tutmuş bunu. Daha ileri bir adım atmayı umuyordum diyor ama yapamadım diyor. Senin için çok üzüldüm diyor. Ah her şey artık çok daha mantıklı diyor. Bana söylediğin için çok teşekkürler. Ama hala senin etrafında güvende hissetmiyorum. Lütfen ayrılır mısın? Evet tabii ki. Tekrardan özür dilerim. Hakkını helal et. Hakkı öyle bir şey demedi kanka. Öyle bir şey dememiştir. Bak götünden bak çevirme birader. Bak kendinle arada sırada ufak şeyler ekliyorsun. Abi bunu... duygu ekliyorum. Türkçe o abi. Biz yarım saat boyunca bu arada gece olana kadar delikten mi baktık? Biz rahatsız mıyız? Olsun, bir banyo yapıp keyifleneyim. Ciddi misin? Çoktan gece oldu. Aynen kanka, hep banyo... Gördün mü şerefsiz? Sen dur. Oh! Yatak odasının kapısı mıydı? Uyuyacağım ya. Abi evin içinde ya bu. Bittiğini mi sandın? Artık şeysiz, yardımsız kaldın diyor. Değil mi? Araban çalışmıyor. Telefonunun şarjı bitti. Ve polis de bunun arkasındaki adamı çoktan yakaladığını düşünüyor. Ve benim nerede olduğumu bilmiyorsun. Beni zorlamak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an kafamdaki o sapık profili senin yüzün olarak hayal ediyorum. Evet. Olsun. Ya ben de öyle hayal ediyordum. Ben şu an yani kel bir adam üzerime koştursa ben korkmam, gülmeye başlarım, söylüyorum. Eğer diğer tarafa gidersem diyor, beni yakalar diyor. Belki komşulardan falan yardım isteyebilirim. Öteki yoldan git. Kapıyı zaten kilitlememe gerek yok içeride.
Ay yardım edin. Komşular. Ay sikecek bir evin içinde bekliyor. Nasıl değil ama. Bilmiyorum, devam et. Beni de aldırma. Yarrağıma değil, ses çıktı. Kesin burası. Koşun. Ay öldürecek beni. Ay 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 ay, bittim. Vallahi bittim vay. Ay çıtırtılar falan çıkıyor. Olmuş onun da şimdi. Bu ne amına koyayım, Rust evi gibi. Komşu. Orospu çocuğunun bizim eve kazdığı tünel burası mı acaba? Galiba burası. Abi ne yapıyor? Kan mı? Abi komşularım ölmüş. Ah bu Liam mı? Lan ne oldu sana? Birisi bunu neden yapar? O benim. Rakip eliyor orospu çocuğu. Liam? Orospu çocuğu dedim sana ama. Yapma diye. Fuck buddy'm var diye dedim sana. Dinlemedin hiç. Allah Allah. Niye böyle oldu ki? Abi eşinin tabutu falan burada orospu. Ay delirmiş bu manyak orospu. Ay çok merak ettim. Aa yukarıdaki kafası. Aa sanırım bunlar eşiden kalan şeyler. Ne kadar sapık bir adam. Böyle bir koca mı olur amına koyayım? Eğer beni yakalarsa bana ne yapacağını düşünemiyorum bile. Kaçırmış nasıl bir çocuk. O yukarıdaki yüzük de onun kafası. Bu da bizim eve çıkıyor. Bu da bizim eve çıkıyor. Adam! Aha! Harbiden oymuş. Daha fazla bekleyemedim. Artık benimsin. Benim yeni eşliğim. Oh! Yoksa bana mektuplar gönderen sendin demek ki. Oh! Biliyorum senin eski karına benziyorum. Ama onu doldurabileceğim anlamına gelmez. Marketçi sapık orospu çocuğu! Umurumda değil. Ne kadar ona çok fazla benziyorsun diyor. Evet, ben bir malım. Çeviren adam okumasın diye hemen geçiyorum. Hayır, kaçmam gerek. Çok geç olmadan. Aaa! Buna kodun mu çocuğu? Oh. Yardım edin 911! Polis! Yardım edin, tünelin içindeyim. Beni tutarsa çok fena öldürecek. Stalker'dan kaçtın. Polis tam zamanında geldi diyor. Oh. Dedem sağ olsun. Ya bak dedene bir de hep küfür ettin. Amına kodum çocuğu da bu zamana kadar evine koskocaman tünel kazmış ya. Ya bir gün bir merak etmedin mi, demedin mi kim var aşağıda? Abicim, yine sikeyim ya. Evin sahibi ya. Hemen Kate'in şeyinden sonra onunla beraber şeye gelmiş. Eve gelmiş. Dayanamadım. Sikeceğim seni. Ne yapıyorsun ya? Eve geldiğinde Kate'in hiçbir yerde görülmediğini duymuş. En kötü olabilecek en kötü şey olduğunu düşünmüş. Onun başına gelen. Polisi aramış hemen. Tam zamanında gelmişler. dedem de rahatlamış gördükten sonra. O beyaz arabadaki adam da onu şeyden takip eden adammış. O ilk karşılaştığımız var ya marketin evet. Dışında. Ama inanmamış diyor. Orada başkasının gördüğünü şey yapmamış polis. Hani başkası vardı o yüzden izliyordum falan. Tarşıyla siktirmiş. Ama bunun hakkında olaylar çıktığı zaman konuşmalar, polis bir hata yaptığını, gerçeği aslında söylediğini anlamış. O gün adam serbest bırakılmış direkt. Bunu ne yapan mı serbest bırakılmış? Hayır. Bu yanlış anladıkları adam. Bizi tamam, izleyen anladım, adam anladım. İyi anlamda. Anladım. Liam'ın şeyi hiçbir zaman gözükmemiş diyor olaydan sonra. Neyi? Arkadaşı mı? Bilmiyorum. Accomplish ne demek bilmiyorum. Herhalde evet, İş birlikçisi falan demek herhalde. İş birlikçi evet. Psikopat. O eşliği öldüren, eski karısını öldüren, eşi öldüren. Az kalsın Kate de şey yapacakmış. Hayatı boyunca hapishaneye
müebbete mahkum edilmiş. Bu olaydan sonra Kate kendini akıl sağlığını toplamaya çalışıyor ama zormuş. Gece kapıda işte kıpırdanmalar duyuyormuş. Uyumaya çalıştığında onu engelliyormuş bu her gün. Her yere bakıyormuş evde uyurken. Lanet paranoyak olmuş. Ya. Lanet girsin. Biz de paranoyak olduk amına koyayım. Oynadığınız için teşekkürler. Bu sol tek kişi tarafından Corvinor tarafına yapılan bir oyunmuş. Oyun ilk öncelikle 47 dakika oynadığım için ben bir kere bu oyunu iade edeceğim. O zaten Allah'ın emri. Onu yapacağım da. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu oyun neden bu kadar kısa abi? Neden bu kadar kısa? Eğlenceli değil diyorum. Abi oyun çok kısa değil miydi ya? Ben mi yanlış düşünüyorum yoksa? İnanılmaz kısaydı ya oyun. Harbi söylüyorum bayağı kısaydı. Uzun aradan sonra var ya oynadığım en kısa korku oyunlarından biri olabilir bu arada ben. Hazır oldu da bana söyle başlatacağım. Hazır. Ya Kur'an. Wen qin san qi ho, yi ge zuo, an de le dang bi se bi, an de le dang long tang go.